Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber derin dondurucuya bamya nasıl kaldırılır onu göreceğiz. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Ve öncelikle bamyalarımızı ayıklamakla başlayalım. Bamyalarımızın sap ve uç kısımlarını alıp ayıklayalım. Ve bu arada videomun sonunda size kuru bamya nasıl hazırladığımı da göstereceğim. Onun için şimdi bamyalarımın içinden ufak olan bamyalarımı kurutmalık ayıracağım. Gördüğünüz gibi en ufak olanlarını seçiyorum kurutmalık için. Ve sadece uzun saplarını koparıyorum. Ve bu şekilde güneşe koyup 1-2 gün kurumayı bırakıyoruz. Ve derin dondurucuya kaldıracağımız bamyalar için 2 adet domatesimiz var. Domatesimizin üzerine kaynar su ilave edip 5 dakika bekletelim. Böylelikle daha kolay soyuluyor gördüğünüz gibi. Ve domateslerimizi küp küp doğrayıp bamyaları pişireceğimiz tencerenin tabanına yayalım. Ve üzerine yıkayıp süzdüğümüz bamyaları ilave edip ocağa alalım. Ve üzerine bir adet limon suyu sıkalım. Limon suyunu sıkmamızdaki amaç bamyalarımız jelimsi bir kıvam almasını istiyoruz. Tane tane durması için. Ve limonu daha lezzetli oluyor. Onun için bolca limon sıkalım. Ve bamyalarımız fokurdamaya başladı. Bamyalarımızı ocakta çok pişirmeyeceğiz. Sadece sarartacağız arkadaşlar. Çok pişirdiğimiz zaman normalde yemek için çıkardığımız zaman lapa olacaktır. Onu istemeyiz. Tane tane bamya istiyorsak sadece rengini sarartmamız yeterli olacaktır. 5 dakikadan fazla ocakta tutmayalım bamyaları. Ve ilk fokurdamadan sonra karıştırıp 1-2 dakika daha bekleyip soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Ve şu an kapağını kapayıp 2 dakika daha bekleyeceğim. Ve bamyalarımızın rengi değişti. Karıştırıp soğumaya bıraktık bamyalarımızı. Soğuyan bamyaları şimdi derin dondurucu poşetlerine doldurup derin dondurucuya kaldıracağız. Ben dolap poşetlerini 4 kişilik porsiyon olacak şekilde ayarladım. Ama siz aile fertlerinizin sayısına göre ayarlayabilirsiniz poşetlerdeki oranı. Ve ağızlarını sıkıca bağlayalım. Siz isterseniz kilitli poşette kullanabilirsiniz. Benim şu an elimde kalmadığı için normal dolap poşeti kullanıyorum. Ve bamyalarımız derin dondurucuya girmeye hazır. Şimdiden afiyet olsun. Ve kuru bamyalarımıza geçelim arkadaşlar.
Ve balkona güneşe serdiğimiz kuru bamyalarımız, gördüğünüz gibi. Şunlar kuruyan bamyalar ve bunlar da yeni sermiş olduğum bamyalar.